İstidraç ne demektir diye sorulmuş. Kıymetli kardeşler, istidraç Seyyid Şerif Cürcani rahimehullah'ın tarifatında da tarif ettiği üzere huve en yerfa'ahu şeytanu dereceten ila mekanin alin thumma yeskuta min hazel mekan hatta yehlike helake. Yani şeytanın bir insanı bazen Ebu'l-Ferac İbnül Cevzi'nin ifade ettiği gibi telbis-ü iblisinde bazen hoş suretlerde, ibadet suretlerinde de gelebilir mesela şeytan. Kimi zaman gelir insanı iğva edebilmek için hayır gibi gözüken şeyler insana tavsiye eder. Halbuki o hayırla maksadı hayrı işletmek değildir, başka şeylere ulaştırmaktır. Onun için mürşit lazım, yol gösteren lazım. Şeytanın iğvaatından, şeytanın saptırmalarından kurtulabilmemiz için mutlaka bir rehber lazım. Onun için Cenab-ı Hak ve likulli kavmin had, her topluluk için mutlaka bir rehber, bir hidayet edici vardır buyuruyor. Şeytanın, nefsin ihvaatından, saptırmalarından, desiselerinden kurtarmak, vesveselerinden kurtarabilmek, bu yolda sağ salim şekilde yürüyebilmek tek başına neredeyse mümkün olamayacak derecede muhaldir. Onun için yani mürşide ihtiyacı zaten burada duyuyoruz. İşte istidraç gibi hususlarda. Şeytan hayır suretlerinde bazen gelir. Oradan insanı Allah muhafaza etsin şerlere götürebilir. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Burada tabii ki şeriatın ölçülerine çok riayet etmek lazım. Bir yerde şeriat varsa Allah'ın izniyle orada şeytan nefis olmaz. Şeriatı tatbik etmek lazım ve hususen sünnet-i seniyeye, kılı kırk yararcasına ittiba etmek lazım. Titizlikle ittiba etmek lazım. Sünnet-i seniyeye ittiba işte istidraç gibi şeylerin panzehiridir diyebiliriz. İstidraç şeytanın gelip bir insanı yukarı doğru çıkartmasıdır diyor Seyyid Şerif Cürcani. Mertebe mertebe, yani bir insanın minareye doğru çıktığını düşünün fiziksel manada. Her bir basamağa attığında adım yükseldiğini zannediyor. Çıkıyor, manzara daha netleşiyor. Daha yükseklere çıkıyor, adam seviniyor. Mesafe kat ettiğini filan zannediyor. Halbuki oradan onu aşağıya atmak için oraya çıkarıyorlar onu. İstidraç bu işte. Yüksek bir mekana çıkarıyor şeytan diyor Seyyid Şerif Cürcani. Sonra ثُمَّ يَسْكُتَ مِنْ هَذَا الْمَكَانِ adam bu mekandan, bu yüksek mekandan düşüyor. Hatta ehlike helaken ta ki parçası bulunamıyor. Yani tam anlamıyla helak oluyor adam. Ölüyor. İşte manevi helak da böyle oluyor. Yani şeriatsızlık yapıyor adam. Hala manevi hallere sahip olduğunu söylüyor yani. İsmet Garibullah Hazretleri Büyükşeyh Efendi'nin ifadesiyle necaset içredir terfik-i şeytan. Yine der bizde var esrar-ı subhan. Yani tam anlamıyla necasetin içine batmıştır diyor adam. Şeytanın dostu olmuş. Yine diyor ki bizde Cenab-ı Hakk'ın sırları var. Neyin sırrı var? Sen tam istidraç üzeresin. Sana bir takım böyle halüsinasyon suretinde şeyler de gösterir şeytan cinler vasıtasıyla vesaire filan. Keramet gördüğünü, hallere vakıf olduğunu zannedersin. Ama işin içerisinde şeriat yoksa, işin içerisinde farzlara ittiba, sünnete ittiba yoksa, farzları tatbik, haramlardan kaçınmak yoksa bu istidraçtır. İşte insanı böyle yukarı doğru çıkarırlar zannedersin ki manevi kurbiyet mertebelerini aşıyorum. Ondan sonra insan Allah muhafaza etsin. Fi eyyi vadin helek. Nerede helak olduğunu, nereye savrulduğunu göremez bile. İşte istidraç bu şekilde hayır suretinde gibi gözüküp de insanın şerre doğru hızla yol almasıdır. Şeytanın insanı böyle bir dehlize sokmasıdır. Cenab-ı Hak hepimizi muhafaza buyursun. Allahümme salli ala seyyidina